kasasını doldurdular. Dar gelirden alıp rantiyeye kaynak aktardılar. Rant için kentleri ve doğayı betona vurdular. Asırlık yardım kurumlarını bile depremde çadır satar hale getirdiler. Doğal afetleri felakete çevirdiler. Sözün özü, evet, memleketi bir şirket gibi yönettiler. Memlekette hak aramayı, sendikalı olmayı, grev yapmayı engellediler. Üstelik bununla da övündüler. Güvencesiz çalışmayı hemen her alanda hakim hale getirdiler. Bizlerin işini, ekmeğini, iktidarın ve patronların insafına terk etmeye çalıştılar. Kanun hükmünde kararnamelerle çalışma hakkımızı gasp ettiler. Anayasayı rafa kaldırdılar. Mahkeme kararlarını uygulamadılar. Hak, hukuk tanımadılar. Şirket gibi yönettikleri ülkede, salgında, depremde, ekonomik krizde en ağır bedelleri biz ödedik. Ama onların geliri de, serveti de kat be kat büyüdü. Memleketi şirket gibi yönetenler, bu memleketin tüm değerlerini üreten milyonları yoksullaştırdılar, güvencesizleştirdiler, geleceksizleştirdiler. Bizler bir olup karşılarına dikilmeyelim diye her alanda ayrımcılığı kışkırttılar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiler. Eleştirenin, sorgulayanın, soru soranın, hak, hukuk, adalet isteyenin sesini kısmak için her yolu denediler. Ama yine de başaramadılar. İşçiler işine, aşına, ekmeğine sahip çıktı. Gençler geleceğine. Haklarını savunan kamu emekçileri, etik ilkeleri savunan, iyi hekimlikten vazgeçmeyen hekimler, bilimi ve tekniği halkın çıkarları için kullanan mühendisler susmadı, susmayacak. Kadınların eşitlik ve özgürlük taleplerini, şiddete karşı mücadelemizi hiçbir şiddetle bastıramadılar. Doğasına ve kentine sahip çıkanların önünü alamadılar. Adalet, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık mücadeleleri dimdik ayakta. Ve nihayet hep dediğimiz gibi gün geldi, devran döndü. Bugün artık bir karar anındayız sevgili dostlar. İşçilere, emekçilere, kamu emekçilerine, emeklilere, doğaya, kadınlara, gençlere, çocuklara, bugünümüze ve geleceğimize büyük zararlar veren, bu ülkeye, bu halka zararlı olan başkanlık rejimine son vermek için yan yana, omuz omuzayız. Ve nasıl bir dünya, nasıl bir memleket, nasıl bir gelecek istediğimizi, umutlarımızı, taleplerimizi, haklarımızı 1 Mayıs meydanlarında hep birlikte buluşturacağız. Büyük bir çoğunluğu ücret geliriyle yaşamını sürdüren nüfusuyla ülkemizin demokratik yeniden kuruluşunun ancak ve ancak işçi sınıfıyla, emekçilerle mümkün olduğunu 1 Mayıs meydanlarında hep birlikte haykıracağız. Yeni bir toplumsal düzen için yeni bir başlangıç yapacağız. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizle meydanlarda birlik olacağız. Evet, 1 Mayıs birliktir. 1 Mayıs dayanışmadır. 1 Mayıs mücadeledir. 1 Mayıs gelecektir. Evet, 2023 1 Mayıs'ı da yeni bir başlangıçtır. Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak geleceğimize sahip çıkacağız. Hürriyet en şanlı elbisesiyle meydanları dolduracak ve bizler haykıracağız. Emek bizim, gelecek bizim. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs! Düzenleyicisi 5 kurum olarak bütün kamuoyuyla, Türkiye işçi sınıfıyla, emekçilerle, bütün 1 Mayıs'ı birlikte hayata geçireceğimiz tüm kurumlarımızla birlikte 1 Mayıs 2023 ile ilgili açıklamamızın çerçevesi böyle. Sizlerin soruları varsa başkanlarımızla birlikte soruları yanıtlayabiliriz. Buyurun. Bir meydana çağrınız var mı? Efendim? Herhangi bir meydana çağrınız var mı 1 Mayıs için? Şimdi hepimizin bildiği gibi değerli arkadaşlar, tüm dünyada da ülkemizde de işçilerin 1 Mayıs'ı kentlerin en merkezi meydanlarında ve kendi belirledikleri meydanlarda kutlama hakları vardır. Ve bizim ülkemizde de 1 Mayıs meydanı Taksim meydanıdır. Ve 1 Mayıs ve Taksim yasağı aslında ülkemizde bütün yasakların simgesidir. 1 Mayıs ve Taksim yasağı ülkemizde hukuk tanımayan yasakçı zihniyetin de simgesidir.
Ve biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Birazdan 15.30'da İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yla bir toplantı gerçekleştireceğiz hep birlikte. Ve iktidara çağrımız da şudur ki gelin Cumhuriyet'in 100. yılında bu hukuksuz Taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım. Ve 1 Mayıs'ımızı özgürce İstanbul'da Taksim Meydanı'nda ve bütün Türkiye'de de kentlerin merkezi meydanlarında en coşkulu, en katılımlı ve en geleceğe dair umutlarımızı en üst düzeyden ifade ettiğimiz bir biçimde kutlayalım.